toplumu ve yepyeni bir şarkı Felek başlıyor. Herkese teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Şark burada. Kartı Felek burada. Seyirci burada. Yarışmacılarım burada. Kim yok? Fatma Gül. Görmüyor musunuz? O da burada. Kolay gelsin. Fatma Gül Fatı. Evet. Görüyorum ki yeni yarışmacılar düşmüş. Allah kurtarsın. Duyduk hemen geldik. 8 numara Sato. Merhaba. Sinop'tan hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım. At heyecanlı. Bir hediye getirdim size. Aa. Evet. Bir yarışmacım ilk defa, Bulak ikinci bize... defa. Pardon bir... Bizeydi. Bize laf geldi. Bizeydi. Evet. Teşekkürler. Bu ortadaki şaşkaloz kim? Çok seviyorum ben onu ama. Evet, Barış Manço Kültür Merkezi'nin önünde bir fotoğraf. 2007. 7. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin diyorum. Evet. Sana ve kime dönüyorum? Emre. Emre. 9 numara. Hoş geldin. Hoş bulduk. İstanbul. İstanbul. Neresinden? Şişli'de oturuyorum ama aslen Fatihliyim. Hedef ne? Arabayı almak mı? Hedef araba. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Kim var bir de üçüncü? 10 numara Hande. Hande ne yaptın? Valla Kabe buraya geldim. Fark ettim onu. Fark ettiniz mi buradayım? Aslen İzmirliyim. İstanbul'dan katılıyorum. Sizin aranızda olmaktan çok mutluyum. Biz de bizim aramızda olmandan çok mutluyuz. Hoş geldin. Peki. Şimdi 3 yarışmacımızla yarışacağız. 3 koltuğumuz boşalacak. Kim gelecek? Siz geleceksiniz. kanalda.com.tr'ye başvurarak. Ve bugünün ilk şanslı yarışmacısı acaba kim geliyor? Aranızdan var mı? Seda. Dün de söylemiştim ben çıkarım diye. Hadi. Çıkmadım. Fark ettim. Yani sen söyler misin Seda çıkacak diye de bir başkası söylesin de ben çıkayım. Peki bugün Seda'ya mı oynuyoruz? Ya hadi oynayın. O zaman lütfen enerjilerimizi birleştirelim. 16 diye ımlayalım. 16 Seda diyelim. Ham. Ya Mehmet abi senin enerjin bana bile geçti. Helal olsun. Teşekkür ederim. Mehmet abi de böyle enerji yapıyor. Şimdi Seda daha hiç çıkamayacak o zaman. Bugünün ilk şanslı yarışmacısı acaba Seda mı? Kim? Of! 19 Hüseyin Akıncı Rize. Hüseyin gel artık. Bugünün ilk yarışmacısı Rize Hüseyin. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Hemen atıyorum. Hoppey. Kalmadı. Yok, bu saatten sonra peki, bu saatten sonra kimse yapmasın. Çarkı Feli'nin bu akşamki ikinci şanslı yarışmacısı 15 saat şakara şaka yine inandı ya Allah. Kim? Çıkacağım şimdi. Şimdi çıkacağım. Ah, ah sen al. Çıkacağım şimdi. İkinci yarışmacımız kim? Kim? Altı Hülya Bayraktı.
Bayılabilirim. Seninle yarışıyoruz. Biliyordum ben ama söyledim. Deminden beri söylüyorum. Şahane. Ama heyecanlat. Çok heyecanlıyım. Geçer. Ben üçüncü yarışmayı davet edeceğim. Bu arada ekstreyi alıyorum. Hepimiz enerjimizi Seda için birleştirmiş. Ya hep kayıyor ya, hep kayıyor. Rakamlar nasıl değişiyor zarflarda? Zarflar gibi kayan rakamlar. Evet ya, tutturamıyorlar. 16 olabilir mi? Lütfen. Peki ben yakalamaya çalışacağım. Çarkfeleğin bu akşamki son yarışmacısı 16 Seda mı? Hay. Var. Nasıl? Gerçekten. Allah'tan paravan yüksek. Ayaklar gözükmüyor. Allah'tan. Geçer. Emin çok misin? Zor. Bugünün çok zor. Üç yarışmacısı burada. Alayım ekstreyi. Üçünüzün de ekstresi. Lütfen çok rica ediyorum bu ekstreleri ekstre edin. Koltuk boşaldı. Kanal D Komper'e başvurun. Gelin yarışalım. Birinci etap başlıyor. Tahta gül. Zarfları mı veriyorsun? Heyecan yaratıyorum. Teşekkür ederim. Büyük final oynarsan hangi zarfı seçersin? Üçte üç olur mu bilmiyorum ama. Turuncu dersin. Mavi. Ablam mavi dedi. Kesinlikle kırmızı. Turuncu, mavi, kırmızı. Zarfları şimdiden aldınız. Ama zarfları açmak için büyük final görmek gerekiyor. Bunun için finalde puan biriktirmek gerekiyor. Kredi kartı borçlarını ödemek için etap kazanmak gerekiyor. İşte o ilk etaptayız ve soruyoruz ki... 5 kelime. 24 harften oluşan şarkıcı ve şarkısı. Şarkıcı ve şarkısı. Hüseyin hazır mısın? Hazırım. Çevir gelsin. Bismillah. Şarkı Melek'le birinci etap başlıyor. Ayda. O zaman hemen iflas dansımızı yapalım ve rahatlayalım. Sen niye yapmıyorsun? Ben pek yapamıyorum. Ama senin solun var bu akşam. Olsun beraber. Hayır, burada izlemek istiyorum. Ya. Ne var? Hayır, patlacı demeyeceğim. Son, iki, üç ve... İyi numaraydı. Sıktım. İyi numaraydı. Son, iki, üç ve... Tamam. Gerçek bu sefer. Son. Gerçekten birbirimize güvenimiz kalmamış. Allah'tan seyircilerimiz şimdi Fatma Gül'ün solo dans yapmasını isteyecek de seni şuradan seyredecek. Fatma Gül! Ama bir şey söyleyeceğim.
Ay canım süper. Ay şöyle. Süper dans ettin vallahi bravo. Şöyle yap. Evet Tarkı Felek'te birinci etap bir şarkıcı ve sen bir şey mi söyleyecek? O sesi çıkaramıyorum. Siz oradan çıkarın ben oynayayım diyecektim de geçti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tribi de yedim. İmza. Bak kafadan vals. Dert yok. Puanın yoktu. Nasıl olsa kaybedecek bir şey yok. Aynen. Abla buyurun lütfen. ...300 puan için sessiz bir hal. Kemal'in kesti. Ne kadar güzel. Ramazan ayındayız. Ramazan sofraları bereketli olur. Yemeklerden gidelim. İsimlerden değil. Olur mu? Tatlı da olur. Revani'nin R'si. Revani'nin R'si. Süper. Buyurun devam ediyorum. Ucuz puan. T. Tatlının T'si. Tel kadayıf. Evet. Tulumba. Diren yufu. Trabzon bak kebir ekmeği. T. O kadar A. Müftülükten geldi. Fazla yemek konuştuk. Hazır mısın? Heyecan gitti mi? Biraz. Hadi çevir gelsin. Ve 1500. Peki. De. Çevir gelsin 1500 puan. Şahane. Var mı tahmin olan? Seda gerçekten mi? Ceren gerçekten mi? 200 puan için bir yemek. Şimdi hiç sevmem ama olsun. Aklıma başka gelmiyor. Pırasa'nın P'si. Ya pırasa sevilmez. Sevmem. Pransa'nın P'si. Haydi şimdi gel. Çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Çünkü siz öyle yaptıkça o gidiyor. Dur bak. Yine 1500 puan. Nedir hal? Yemekten mi gidiyoruz? Ne istersen. Ortanca kızımın adı Mina'nın N'si ama. Mina'nın N'si. Çevir gelsin. Alalım. Bursa'nın B'si. B. Haydi Hüseyin iflası nasıl olsa atlattın. Çevir gelsin. ...750'den 500'e... ...oradan da kim bilir nereye hayat be. Nedir hadi? J'si. Orayı bipledik biz. Çok özür dilerim. Jandarma. Rica ederim. Arkadaşın hiç zor olmadı. Bak yaptı geçti. Jandarmanın J'si. Jandarmanın J'si. Çevir gelsin.
devam ediyoruz. İkinci iflas. Yapacak bir şey yok. ...300 puan, hiç fena puan değil. Pastan iflastan iyidir, sessiz bir hal. Bir şarkıcı ve şarkısı. Yozgat'ın yeğesi. Ye. Buyurun çevirin lütfen. Var mı bulan? Buldun mu? Ha? Yarısını ama. Yarısını. Elif buldun mu? K'ler çıkmış bu. Stoğlara benzedi. Yarısını buldum. Aynen. Tamam. Stoğun oldu. 500 puan için sessiz bir harf. Fransa'nın F'si. F. Hadi buyurun ama ya. Ne 1500 puanmış arkadaş. Bravo. Dans bakalım. Dans. Çabuk. Samsun'un sesi. Se. Çevirin gelsin. Çok güzel. Manisa'nın M'si. M. Hüseyin, hanımlar pişirdi. Sen yiyebilirsin. Aslında çıktı. Çıktı. Biliyor musun? Biliyorum. Final ya da büyük final için puan toplamak ister misin? Risk alır mısın? Abi 4 kere çevirdik. 3. iflas geldiyse. Bir dahaki elde puan toplarız gibi. 2 numara Aslı. Sen olsaydın puan almak için çevirir miydin? Puan toplamak için risk alır mısın? Alırım. 3 numara Elif. Risk alır mısın? Almazdım. 4 numara Zafer, risk alır mısın? Tahmin ederdim. Hüseyin ne yapar? Hüseyin çevirir ya, şans döner artık. Tahmin et. Tahmin hakkımı kullanayım. Tahmin hakkını. Evet, sabit. Bence şansın döner. Peki, tahmin hakkını kullanıyorsun. Tahminin nedir? Ajda Pekkan, Uykusuz Her Gece. Sevgili seyirciler, kartı felek gelsin ve borçlar hemen ödensin. Nasıl ya? 6.4. Deprem sanıyor. Deprem şiddeti gibi. Artçısı da var onun da. Şimdi. Neyse şu büyük depremi halledelim de. İnşallah. Hadi abi çevir gelsin. Bakalım yüzde kaç geçecek. Seni ne kesiyor? Yeter mi yetmez mi? İlk hakkında %70. Keser. Keser mi? Keser. Keser. Çünkü otellerin 5,5 ayıma mal ediyor. Bir ay 10 günde yırtarım ben işi. 14 Ferhat. Hüseyin'cim risk alma. %70 iyi bir rakam. Değerlendir kardeşim. 18 Umut. Bence alıp gitmesi gerekiyor. Bir dahaki turlarda bir daha kazanabilir. Peki devam etsin diyen var mı? Ne hali varsa gördüm. %70 yeter mi yetmez mi? Kardeşimle yengem orada. Öyle mi? Hoş geldiniz. Yeter mi? Yeter. Yeter. Kızlar sorusu aynı anda. Yeter. Fazla bile bize. Efendim? Fazla bile. Öyle deme. %0 varken %70 bence mükemmel. %100 varken de %70 birazcık şey. %0'ı görünce %100'ü ben hiç düşünmüyorum bile. Girmiyorum o taraklara yani. Daha 2 hakkı daha var. 3. turda 3 tane de yüzlük dilim koyuyorum. Abim kararlıdır. Ben de en az onun kadar kararlıyımdır. Ve bence en doğru karar bu. 3 tane yüz koyup üzerine 1 tane tost makinesi. Kesmez. Kesmez ama güzel kızartır. Yeter mi yetmez mi? Yeter. Peki. Ciddi. %70'i direkt kabul ediyorum.
benim için bir kez çevirir misin? %70 tamam. Ama olsun. Kısmet. Ne diyoruz? Eldeki kısmet. Elma mı? Daldaki elma mı? Tabii ki eldeki elma. Sevgili seyirciler, biz bankaya gidiyoruz. Heyecanım, kolay gelsin. Emrah hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl ya? Hüseyin'in kart borcunun %70'ini kapatıyoruz. Peki ne kadar kart borcunuz var? 6400 lira Doğru. Kart borcunuz vardı Hüseyin Bey. O zaman hemen %70'ini ödüyoruz. Çekinizi yazdım. Tebrik ederim. Teşekkürler. Rahatladın mı biraz? 4 ay rahatladım. Ya da 4,5 ay. Allah aşkına. Evet. Süper. Süper. Sevgili seyirciler, biz Hüseyin'i 4-4,5 ay rahatlattık. Umuyoruz ki ayağını yorganına göre uzatacaktır. Belki kalanını da kapatacağız. İkinci etapla devam ediyoruz. Harfler tek tek açılmaya başlayacak. Hırs bürüdü gözü bu. Feciyim. Rakibinizden önce bilmeniz gerekiyor. Karakter değiştirdim. Vallahi yarışmanın başındaki Özde değil. Tek tahmin hakkınız var. İlk ve doğru cevap veren büyük final oynar. Ve belki de arabanın sahibi olacak. Kim büyük final oynuyor? Efendim, darısı başınıza. Amin. Hayırlısıyla. Darısı başınıza. Amin. Darısı başınıza. Amin. Sevgili seyirciler, Çarkı Felek'te ikinci etaptayız. Fatma Gül. Efendim İlker Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Teşekkürler. Ne soruyorum? 5 kelime, 36 harften oluşan Türk filmi repliği soruyorum. Türk filmi repliği. 5 kelime. En sevdiğin Türk filmi hangisi? Benim misafir boylum al yazmadım. Türk filmi repliği. Hazır mıyız ikinci etap için? Lütfen buyurun. Çevirin gelsin. Kaç harfti Fatma Gül? 36. 36 harf, çok puan var. 750 puan için sessiz ya. K. Kayseri'nin K'si. K. Süper. 1500 puan. Buyurun devam edin. Bu bir Türk filmi repliği. 500 tamam. Puan için. Lale'nin L'si. L. Var mı bunlar? Bırakın bu işleri. 750 puan. Rize'nin R'si. R. Lütfen devam. Unutmayın, final için, büyük final için puan toplamak çok önemli. Harika bir puan geliyor. Evet, harika bir puan. 500 puan. Mersifon'un M'si. İyi bir hal. M. Var mı bunlar? Buyurun devam edelim. Daha çok harf, daha çok puan var. Üç yüz puan. Denizli'nin D'si. D. Artçılları da. Hayır. Hayır hayır, yok bir şey. Tamam, geçti. Bizimlesin. 500 puan. Samsun'un S'si. S.
Ben buldum. Gerçekten buldum. Dur. 200 puan. Nide'nin neyse. Ne? İtiraf ediyorum ki bu repliğin geçtiği filmi hiç izlemediysem 20 kez seyretmişimdir. 20 kez daha seyredebilirim. Süt Kardeşler değil miydi o? Efendim? Süt Kardeşler değil. Onu da öyle. Buyurun. Sesli bir harf satın alabilirsiniz, çevirebilirsiniz, tahmin hakkınızı kullanabilirsiniz. Kaç alıyordum sesli harfi? Efendim? Ne kadardı sesli harf? Bu aralar 500'den veriyorum. Al bakayım, aletten. Bana geliş hakikaten 400-420. Hadi ya. 500 iyidir. Parası neyse veririz, alırız. Problem değil yani. Peki. Severim. Olmazsa karttan çektirirsin. Alışı sevdiğim için buradayım zaten. Şişirirsiniz ya. Peki. Adana'nın A'sı. Adettendir bir A çıksın. A. Çevirebilirsiniz, tahmin hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu bir Türk filmi repliği efendim. Sana ne kadar süren var? Bitmek üzere. Bitmek üzere. Evet. Çevirebiliyor muyum? Evet. Çeviriyorum. Çevirebiliyor musunuz? Çeviririm sanırım. Bakayım. Bakayım. Vallahi çeviriyorum. Kesin çeviriyorum. ...250 puan. Trabzon'un T'si. O kadar harfin arasından T'yi mi buldun? Vallahi. Bir fikrim olsa gelecek de... Daha galiba şimdi yapmadım. Bir fikriniz olabilir. T. Doğru bilir. Şimdi yine sesli harf satın alabilirsiniz. Çevirebilirsiniz, tahmin edebilirsiniz. Çeviriyorum. Çevir. Süre bitiyor. Söyleyebilirim. Değiştirebiliyor muyum? Neyi? Yani daha tahmin etmek ki. İstiyorum. Tahmin etmek istiyorsunuz. Burada mısın Gözde? Buradayım, düşünüyorum. Ya pas ya da iflas gelirse bütün zemini hazırladım. Ya süre biterse şimdi ses gelsin. Hemen çevirmiyorum, söylüyorum. Emin misin? Söyleyebilir miyim? Peki. Söylüyorum. Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin. Tosun Paşa. Dur tutayım beni. Tutmayın küçük enişteyi. Salıverin gitsin. Sen de Tosun Paşa'sın. Ben de Tosun Paşa'yım. Hepimiz Tosun Paşa'yız. Sevgili seyirciler, kart felek gelsin ve borçlar ödensin. Kart borcu. 5000. Şaka yapıyorsun. Ben biraz böyle aza çok şey yapan bir insanım. Hani böyle çok yükseklerde gözüm yok. O zaman inşallah bir %30 gelir. Yok o kadar. %50 gelirse çeviririm. İkincide %40 gelirse kabul ederim. Vallahi. Ben eşiyim. Yüzde kaça tamamsın sen? %100. %70 gelirse yine çevirsin. Hadi canım. O kadar. Evet o kadar. Peki ilk elin günah olmaz. Çevir gelsin. İkincide %40 gelirse ağlarım. Net yatarım şurada ağlarım. Ağlam, yani. Az ağlam. Önce aza kanaat ederim demedi mi? Ama... Ben mi yanlış anladım? Ben biraz böyle aza çok şey yapan bir insanım. Hani böyle çok yükseklerde gözüm yok. Kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey var. Aynen dediği olacak şimdi. Kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey mi var? Evet var. Çankırga. Hayır. Siz yüzlerin sayısını arttırıyordunuz bir de. Yani ben söyleyeyim bir daha 40 gelirse ben kabul ettim. Bir şey olmaz. Diyorsun. Çocukların şansı için çevir. Ay canım. Çevireceğim. Kaç çocuk var? 3. Allah bağışlasın. Süper bir şey. Dördüncüyü düşünüyor musunuz? Yok. Erkeği buldum düşünmüyorum. Düşünüyorduk da. Bir dakika. Aynı evde mi yaşıyorsunuz aslında? Biri farklı, biri farklı. Gözde'nin kocasısın değil mi? Evet. Evet. Tamam.
İlk hakkında 150 çevirdin. İki hakkın daha var. Ne yapmak istersin? 150 de hiç fena değil. Deneyeceğim şimdi. Ama daha iki hakkın daha var. Deneyeceğim. Ama 150 de çok iyi. Çevireyim mi? Ve kendini gerçekleştiren kehanetten tırsarım. Hadi çevir gelsin. Ama söylüyorum, diyorum ki beni dinlersen kaybetmeyeceksin. Çocukların şansı için çevir. Şimdilik öyle düşünmesine izin veriyorum eve gidene kadar. Mutluluğu bozmak istemiyorum. Peki, kredi kartını kim kullanıyor? Sen mi kullanıyorsun Gözde? Benim hiç kredi kartım yok. Onun kredi kartı yok, benim kredi kartımı kullanıyor. Bu harcamaların çoğu nereden geliyor diye sorun. Aklıma bir soru geldi. Bu harcamaların çoğu nereden geliyor? Hayatım, cevaplamak ister misin? Ya benim bir ayakkabı tutkunluğum var. Karşı koyamıyorum. Aha. Biz bütün sermayeyi ayakkabıya yatırdık. Bence asıl kontrol senin için gerekiyor. Evet. Kaç çift ayakkabın var? Yani 100 küsürden fazla. Bir oda ayakkabı odası olmuş direkt. Biz çocukların okul taksını ayakkabılarla ödüyoruz zaten. Takas usulü. Elektrik faturası için iki çift ayakkabı. Ağlayacağım şimdi diye öyle baktım. Peki. Kardeşim affeder. İsmin ne? Ufuk. Ufuk ne yapıyorsun o kadar ayakkabıyı? Ya kendimi mutlu hissediyorum işte. Çocukları inşallah bana çekmez diyorum tabii. Ama şu anda çektiler gibi. Hep bu konuyla ilgili örneğim 7 numara Mehmet amca. Mehmet amca, kaç çift ayakkabın var? 2. Ayakkabı hastanı ben bayanlarım. Ayakkabıları ucuz eklesen buradan karşıya 4. köprü olur. Şu anda %100 gelmesine çok sevindim. Ben de. Çok sevindim çünkü kart borcu sıfırlandığı için dilediğin gibi alışveriş yapıp kendine ayakkabı alabilirsin abi. Ben de çok sevindim. Sevgili seyirciler, biz bankaya gidiyoruz. Ne mi koyuyorsunuz o kadar ayakkabı? Benim ayakkabım var. 45 tane alışık. Onunkiler bir üstünü kapatıyor giyim odasında. İnanılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba Gözde Hanım. Buyurun. Kolay gelsin. Merhaba. Ece Hanım, kart borcunun tamamını kapatıyoruz. Tamamını. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne kadar kart borcunuz vardı? 5000. 5000 liralık kart borcunuzu hemen ödemek üzere çekiniz yazıyorum Gözde Hanım. Kartı felekte büyük bir başarı elde ettiniz ve teşekkür ederim. Salmadım. Sağ olun. Teşekkürler. Kuşlar gibi hafifim. Sevgili seyirciler, kart borcunun tamamını kapattık. 3. etapta devam ediyoruz. Harfler tek tek açılmaya başlayacak. Hırs bürüdü gözü bu. Feciyim. Rakibinizden önce bilmeniz gerekiyor. Karakter değiştirdim. Vallahi yarışmanın başındaki Gözde değil. Tek tahmin hakkınız var. İlk ve doğru cevap veren büyük final oynar. Ve belki de arabanın sahibi. Kim büyük final oynuyor? Toplam puanlara baktığımızda Hüseyin'in tam 0 puanı var. Hülya ablamın 4650 puanı var. Gözde'nin 7000 puanı var. Bir ne yapmıştık? Kart borcunu kapatmak için bildiğin halde çarkı çevirmedin. Zaman ve para olunca parayı riske etmek kolay, zamanı riske etmek benim için zor. Para bir şekilde kazanıyoruz. İyi kötü genciz daha.
3-5 ayda ama öderim. Zamanı ama geriye çevirelim. Zaman 5 ayı hiçbir şekilde satın alamam. Bir günü bile satın alamayacağım halde riske giremedim. Bundan sonrası Allah kerim. Hakka dayanıp yürüyeceğiz. Kısmet. Ya çok iyi bir hesap yaptın. Gerçekten zamanı satın alamıyorsun. Ya şurada 5 ayımı satın aldım, kapattım. Hayırlısı olsun diyoruz. Abla senin de şu kart borcunu halledeyim istiyorum. Üçüncü etap senin için uğurlu gelsin. Peki. Fatma Gül. Buyurun. Buyurun. Fatma Gül. Efendim İlker Bey. Hakikaten ya aile lokantası gibi. Fatma Gül buyurun. Aile salonumuz üç katladı. Üçüncü etapta ne sormuyoruz? Şimdi soracağımın dışında bir şey sormuyoruz. Peki ne soruyoruz? 7 kelime. Kaç? 7. Evet. 29 harften oluşan evet. Bir atasözü soruyoruz. 7 kelime 29 harften oluşan bir atasözü. Hepinize uğurlu gelsin. İnşallah. Gözde, 3. etap seninle başlıyor. Dört 100 puan. Manisa'nın M'si. M. Olsun. Pas. Zaman senin için akıyor şu anda. Abi çevireceğim de kol bozuk. Sürekli iflas geliyor. Bu turu senin için geçeyim mi var? Hadi abi. Çevir gelsin. Ben nasıl riske gireyim şimdi? Abla buyur çevir gelsin. Sen bana ne yaptın? Gel buraya, buraya gel. Gel, gel bir şey konuşalım. Gel. Sen bana ne şey yapıyorsun? Güzeldi ama. Ha? Güzeldi ama. Güzeldi, sinir oldum. 500 puan. Kayseri'nin K'si. K. Devam. Üç 300 puan. Balıkesir'in B'si. Şeref duyarım. B. Gözde. İki 100 puan. Rize'nin R'si. R. Sen direkt pas geçelim mi? Hiç vaktimiz almadım. Döndürttüreyim bir kere ya. Belki geç. Hep beraber onun için enerjimizi yolluyoruz. Bekliyorum. Ben gönderdiysem hiç, tamam. Hiç Mehmet amca şekil yapmıyor. Hadi hadi gönderdim ben. Öylece hadi. Gönderdim buradan direktman. Hadi çevir gelsin abi. Evet. Nehir'in N'si. Bakalım küçük Hüseyin ilk puanını alabilecek mi? Ne? Bir dakika, A, O yok. Yavaş yavaş açılıyoruz. İflaslardan pasa, pastan puana. Puandan ormana. Evet.
Ben buldum bunu. Herhalde benim için mi dua ettiniz? Ne yaptınız? Ben buldum bunu vallahi. İyi ki buldum. Yatışalım mı? Burada hepimizi göçertti yani. Ya senin yarışacağın günü çok merak ediyorum. Orada donacağım galiba ya. Öyle diyorlar. İnşallah. İki gündür bana ben seninle yarışacağım, ben seninle yarışacağım deyip duruyor. Ne güzel anlaşıyorlar değil mi? Orada donacağım diyor. O da inşallah diyor. Hülya abla buyurun lütfen. Lüleburgaz'ı L'si. L. Buyurun. ...750 puan. Çok güzel puan. Diyarbakır'ın D'si. D. ...1500 puan. Z. ...4500 puan. Çok büyük bir avantaj. Sesli harf satın alabilirsin, çevirebilirsin. Tahmin hakkını kullanabilirsin. Sesli harf alayım. Al bakalım. A olsun. A. Ya çevir ya tahmin. Çeviriyorum. Çevir. İşte bu efsane oldu. Bridgestone Emniyet Jokeri. Bu jokerle pas ya da iflas sana uğramayacak. Emniyettesin, kaldığın yerden devam et. Bakınız. Bu kadar çok kullandım. Şekil bir ağda olduğu gibi... Çok az. Çabuk gitti ya. Olsun, sıra yine sende. Hadi çevir gel. Bakalım. 300 puan. Yumuşak G. Yumuşak G. Hüseyin, bu şans bir daha ele geçmeyebilir. Muhtemelen. Eğer puan veremezsek otomatik olarak final evet. Oyunundan yırtıyorsun. Çevir gel. Ya öyle bir puan geldi ki. Motoya çok tekrar. Süre akıyor. Samsun'un sesi. Hiç puanın yok. Bu bir atasözü. 750 puan. 4 tane çıksa 3000 yapıyor. Sonra çarpanla finalde potaya giriyor. S. Hüseyin geri gel. Geri gel, geri. Hüseyin git bir bak bakalım dışarıda mısın? Evet, tamam. Siz oturun orada, laf söyleyin. Bak ne var burada. Hülya abla buyur lütfen. Thank you.
Koysaydınız. Efendim akşam. Seda. Keşke koysaydınız. Keşke. Al koydum al. Koyun tabii. Ama buraya zaten yeri burası. He. Olsun gene de görüntüsü bile insana güven veriyor. Yani bana buradan güven veriyor. Kart borcu öde, alışveriş yaptır, araba ver, arkadan sürekli laf ye. Kaderim bu. Şimdi bu şartlar altında bir kere daha çevirmem gerekecek galiba değil mi? Güvenim geldi. Sıra tekrar size geldi de muhtemelen çok güzel bir puan çevireceksinizdir ama. Ama ne demeyin İlker Bey, bana sıra gelene kadar güvenim ya giderse? Ya? Direkt olarak Allah beni kahretmesin. Yok, ben bu emniyet jokerleri konusunda kanal yönetimine gittim. Vurdum ana binanın otopark kapısını. Ayağım bir acıdı. Bir acıdı oradan hastaneye falan falan. Ondan sonra... Baktım... Kanalın konuşacağım, çok şiddetli konu. Diyorum ki pası, iflası hepsini kapatalım. Emniyet jokeri verin. Ben çok, çok kararlıyım ama. Ve nasıl sinirliyim işte, Serhat ne biliyor. Ne güzel bir düşünce. O gün hatırlıyorsun nasıl sinirliydim. Öf, acayip sinirim. Sen binanın girişine kağıt asmışlar. Cuma'ya gittik, geleceğiz diye. Çok isterdim ama... Ben de bu işin memuruyum. Kurallar maalesef böyle sıra göz. ...500 puan. Şe. Ama hiç anlamlı değil. Sesli harf satın alabilirsiniz. Süremiz akıyor, karar vermelisiniz. Sesli harf alayım. Al. U. U, u. Puan mı kaybetmekten mi korkuyorsun? Söylersen ve bilemezsen puan mı gidiyor? Hayır, sıra gidiyor. Sıra gitsin, tamam. Deneyeceğim çünkü başka aklına hiçbir şey gelmiyor. İflastan korkuyorsun. Korkuyorum tabii. Sıra benden gitsin diyorsun. Nasıl olsa kart borcumu... Al, ödedim diyorsun. Şansım çarşı umurumda değil. Büyük final daha büyük hedefim diyorsun. Kesinlikle. O ne zaman bu bir taktiktir. Çok normal. Kurallar dahilinde. Tahmin hakkını kullan. Yanlışsa pas gelecektir. Ve Hüseyin'le devam edeceğizdir. Ava... Devam. Ava gelmez, kuş başa gelmez, iş olmaz. Ama işte anlam ifade etmedi. Bir daha söyler misin? Ava gelmez, kuş... Başa gelmez, iş olmaz. Eğer doğruysa Hüseyin'le vedalaşıyoruz. Eğer doğru değilse sıra Hüseyin'e geçiyor. Alacağı puanlarla Hüseyin 10 saniye içerisinde vedalaşabiliriz. Arabayı da alıp götürebilir. Yani. Ava gelmez kuş, başa gelmez iş olmaz. Hüseyin, senin standartlarını düşündüğümüzde buraya gelmen, sistem tarafından seçilmen ve kart borcunun %70'ini ödemen ödenmesi olağanüstü bir şans. Yani Allah korusun, böbreğim olmasa gözlerim çıkmış gibi bir şey yani. Allah korusun. Peki, kartı felek gelsin, oradan alışverişe gidiyoruz. Evet. Buyur. Hey, çevir gelsin. Risk.
yok, bir şey yok. Yok artık. Ucundan döndüm. İşte bak, insan ol. Ne kadar kart borcu yarısına vallahi tapayım dedi. 40 çıkarsa risk almıştı filan falan dedi. %100 kapandı. 100 gelmedi diye tüh. İnsan ol doyumsuz, ne yapayım? Yani. Yok. Bunu biz kendimize söyleye söyleye buna ikna oluyoruz. Öyle bir şey yok. Biz kendimizi buna ikna ettik. İkna edildik. Al, onu da al, bunu da al. Sadece lütfen yanlış anlama. Seni örnek olarak söylemiyorum. Hepimiz, hepimiz. Yok, ayakkabı yok. Var mı? Yok. Ha. Buyur, çevirmek istersen. Çevireceğim. Çevir. Nereye koyayım? Şu. Bana doğru dönsün de tutar. Bravo. Şimdi 5000 puanlık alışveriş hakkın var. Yeter mi yetmez mi? Ya işte tok satıcının hali çok enteresan. Yani şunu diyeceğime hayatta inanmazdım ama kesin yetmez. Peki 3 tane yüzlük dilim verdik. Bir %30 kapandı. Bir %30 daha kapandı. Bir %45 kapandı. Hah. Çok süratli. Seyirciler, kart borcu tamamen kapandığına göre biz çarşıya gidiyoruz. 5000 puanlık bir alışverişin var. Buzdolabı, plazma TV, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Annem için alacağım bunu. Anneciğim, senin için alıyorum. Bulaşık makinesi çok eskidi. Annem için bir tane bulaşık makinesi. 4000 puanlık bir bulaşık makinesi kaldı. 1000 puan. Büyük kızım için DVD oynatıcı şey, portatif. Tamam, 750 puanlık o var. 250 puanın kalıyor ama onu 500'e tamamlayabilirsin. İstersen çay makinesi. Kuliste içtik, çok beğendik, onu istiyorum. Peki, 500 puanlık bir de çay makinesi verdik. Üçüncü etapı bitirdik, final oyunu oynayacağız. Oradan da büyük finale geçeceğiz. Büyük avantaj, büyük puanlar, kart borcunun tamamını ödedik. Kuralımız nedir? Borçlar kapanmadan alışveriş yok. Ve bizler Çarkı Felek'te finale gidiyoruz. Harfler tek tek açılmaya başlayacak. Tek tahmin hakkınız var. İlk ve doğru cevap veren büyük final oynar. Ve belki de arabanın sahibi. Kim büyük final oynuyor? Hüseyin, sana! Ya da dur. Araba mı geliyor? Tasarruflu olman için bir kumbara, ama diyoruz ki illa harcayacaksan ayağını yorganına göre uzat. Normalde bambaşka yorgan veriyordum ama senin bu talihsizliğin için senin yorganın da bu kadar. Ayağını yorganına göre uzat. Ama bir dakika. Kimi zaman, şimdi kabul edelim ki, kimi zaman ihtiyaç fazlası alıyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz, kabul ediyorum. Ama hayat şartları da zor. Bazen de yorganda problem oluyor, ayakta değil yani. Bunda atlamamakta fayda. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum yani. Ve Hüseyin için koskocaman alkış. Thank you.
Kızlar. Hırs bürüdü gözü bu. Feciyim. Karakter değiştirdim. Vallahi yarışmanın başındaki gözde değil. Çok feci bir şey burası ya. Fark ettik. Fark ettiniz değil mi? Hayır. Yarışmayla ilgisi yok. Hepimiz böyleyiz. Evet. Sadece bunu kendimize itiraf etmiyoruz. Ben ettim. Yani hep daha çok. Hep daha çok. Bir saat öncesine kadar ciddi bir kart borcun vardı. Şimdi kart borcu kapandı, alışveriş şimdi madem buraya kadar araba da olsun, motosiklet de olsun filan. Tatil de olsun. Peki, yarışmanın başında 5 zarfı size sunmuştum. Sizler renklerinizi seçtiniz. Hüseyin turuncuyu seçmişti, 12 açıkta kaldı. Fikrini değiştirmek isteyen var mı? Sormadan yapamayacağım. Ne diyorsun genç? Mavi kalsın mı diyorsun? Peki. Kesin kırmızı demiştin. Ya neye dayanarak ne dedim yani arkadaşlar, o cezbetti. Yani ilk karar her zaman doğrudur diye düşünüyorum ama bir yani yine sana bırakıyorum. Sonra deme. Burada mı seçeceğiz şimdi? Yok merak ettim. Nihai kararımız değil yani. Hayır değil. Tamam. İlk akla geleni merak etmiştim. Zarf konusunu zarfı açacak kişiyle tekrardan konuşacağız. Zarfı açmak için final oyununu kazanmak lazım. Yani. Final oyununu kazanmak için de çıkacak olan ney? 7 harften oluşan bir ülke soruyoruz ilk. 7 harften oluşan bir ülkeyi rakibinizden önce bilmeniz gerekiyor. Tek tahmin hakkınız var. İlk ve doğru cevap veren zarf olacak. Tonlar alıyoruz. Lütfen yani. Düğmelerinizi alınız. 7 harften oluşan bir ülke. Peki bu ülke Türkiye'de mi? Dünyada. Dünyada. Şaka be aman. Harfler tek tek açılmaya başlayacak. Tek tahmin hakkınız olduğunu unutmayın. Sabırlı olunuz. Ancak acele düşününüz. Harfler açılmaya başlasın. A harfi. Tek tahmin hakkınız var. İlk ve doğru tahmin eden büyük final oynar. Aman ha, yakarım stüdyoyu, yapmışlığım var. Tek tahmin hakkınız var. İlk ve doğru tahmin eden büyük finalde A, Y ve A harfleri çıktı. Bu bir ülke. Gözde bastı. Eğer tahminin doğruysa büyük finaldesin. Eğer değilse Hülya ablayla büyük final oynayacağız. Hemen söylemem gerekiyor değil mi? Söylüyorum. Söyle lütfen. Almanya. Tahminin Almanya. 11 Burak. Romanya olabilir, Polonya olabilir. Romanya. Polonya. İspanya. Seçenek çok. Bence çok başta ya. Polonya olmaz doğru. Bence Almanya dedin. Romanya gibi bir seçenek var. İspanya var. İspanya gibi bir seçenek var. Eğer doğruysa büyük finaldesin. Eğer değilse Hülya abla büyük finalde. Kısmet. Acele ettin mi? Ettim. Ama işte bu heyecan çok farklı. Biraz da şeyim ya hani istediklerimi aldım. Orası benim için çok büyük bir sürpriz olacak. O yüzden riske ettim bilmiyorum. Sanki Hülya abla basacakmış gibi geldi. Korktum ondan. Bilmiyorum bakalım. Ama galiba hata yaptım. Peki. Sence hangi ülke abla? Çok önemi yok ama. Romanya. Romanya mı diyorsun?
Almanya mı? Kim büyük final oynuyor? Gözde mi Hülya abla mı? Almanya ise Gözde. Değilse Hülya abla. Aç. İspanya. İspanya. İspanya Hülya abla büyük finaldir. Gözde biraz kazanmanın vermiş olduğu rahatlıkla. Bir cesaretle. Anya'dan sonra açılacak ilk harf S'ymiş. Ama işte şeye güvenemedim. Yani ben sanki o dördüncü harfte açılınca Hülya abla basacakmış gibi senin, geldi. Senin puanın yüksek. Risk alması gereken kişi o. Evet. Şey böyleyken doğru bilme ihtimalin o kadar düşük ki. Yani öbüründe en azından %50'ye inmiş olacaktı. Evet. Trajik hale getirmenin bir manası inşallah. Yok. Bir kere Hülya ablanın kart borcu ile ilgili hiçbir şey yapamadık ama büyük finalde. Önce ona kocaman bir alkış. Öte yandan buraya gelirken kart borcum vardı, o artık yok. Buraya gelirken bulaşık makinesi yoktu, artık var. Anneciğimin. Ya bunu sana değil. Evet ya. Bunu. Teşekkür ederim. Ufak ediyorum. Bunu da sana hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Sıcacık bir hayatınız olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kocaman bir alkış. Geldik en zor soruya galiba, değil mi? Durduk. Turaya gözünden vuracağız Turda mı? Turda inşallah. Peki. İnşallah, çünkü kartınla ilgili hiçbir şey yapamadık. Sana arabayı verelim ya. Ben de istiyorum. Ben de vallahi verdim. Hele sizin elinizden almak çok daha büyük şeref olacak. Çünkü sizin çok kötü hayranınızım. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, sizi çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Peki, yarışmanın başında mavi zarfı seçtin, mavi mi kalıyor? Oğluma tekrar sorabilir miyim? Lütfen. Arkadaşlarıma sorabilir miyim? Tabii ki. İlk tercihim maviydi, mavi de kalsın bence. Kırmızı demiştin daha önce de. Hayır, sabah canım, da. Maviyi seçtin artık, mavi de kalsın. Hiç hayır, aklını kurtulamam. Öyle bir kural yok, iyi düşün. Evet arkadaşlarım. Hülya abla, dün sarıda çıktı, bir de turuncuda çıktı. Bugün evet, bence mavi ve kırmızı daha şanslı gibi geliyor. Biz burada arkadaşlarla bazı stratejiler yapıyoruz ama ilk seçtiğinden dönme. Kalbinin sesini dinle. Peki. Şu anda kalbim bana ses verebilse dinleyeceğim. Her şey bitti. 13 arzu. Yani kartlarla ilgili öyle bir kombinasyon söylemek çok zor aslında Hülya abla. Yani hani işte dün sarıda çıktı, bir gün önce turuncuda çıktı. Yani üç gün üst üste de. Yok, sadece bugün sizin içinizden gelin duymak istedim. Beş Gizem. Yeşil beni çağırıyor, sanki bende araba var diyor oradan. Burak'cığım. Burak. Abla turuncu. Haydi. Ben turuncu karıştım diyorum. Fatma Gizem. On Hande. Kırmızıyı seç bence. Kırmızı. Arzucuğum ne dedin? Şu son dakikada çok tedirgin oluyorum aslında böyle bir şey söylemekte ama mavi diyorum ben. Onun. Pek. Rajon'u kim kesiyor? Tabii ki 16 Seda kesiyor. Ah, evet Seda'cığım. İki gün üst üste bildin. Sarı. Seda. Bakalım turuncu da. Onun
bacağını kırdım artık. Bacağı yani kırıldı, şeyden... buralarda dolaşıyor hala. Kovdum ben onu. Ama hiç birbirimizle rastlaşmıyoruz. O kapıdan ben bacadan çıkıyoruz. Peki bugün ne diyor? Yani ben çok ümitliydim bugün. Gerçekten o koltuğu yakalayacağını düşünüyordum. Ve eğer çıksaydım yeşil alırdım. Düşünemiyorum. Peki, hemen buradan da fikir almak istiyorum. Zafer. 4 numara diyorum ben. 4 numara diyorsun. Şansıma inanıyorum yani. Eyvallah. Elif. Ben kesinlikle kırmızı diyorum. Sen kesinlikle kırmızı diyorsun. Kırmızı da 4 numara yani. Aslı. Evet. Aynı. Ben medyumuma sormak istiyorum. Medyumunla mı geldin? Ne dediyse çıktı Çaltı. Bugüne kadar. Ne diyorsun? Yani yeşil diyorum. Çok yeşil var ya. Mehmet amcam. Ben de yeşil diyorum. Kadere kısmet ama. Emre. Ben de kendi kalbinin de. Ben Hülya ablanın gözlerinin rengi olan mavi diyorum. Açıkçası kalsın istiyorum. Sato. Evet, ben de mavi diyorum. Bence de mavi de. Abla hangi renk? Hadi oynayalım şu büyük finali. Tabii İlker Bey çok karıştı ortalık. 5 tane var abla. Şunu da yerine koyayım. Ha buraya işte 5 tane. İlk maviyi aldım. Evet. Çok yeşil geldi. Bir ara içinden evet. Kırmızı geçmiş. Evet. Sarı sıcak geldi. Turuncu diyen var. Seç birini büyük final oynayalım. Son kez oğluma tekrar sormak istiyorum. Aa, yarışmacı arkadaşlardan Satu ve Emre hiç... Yani onlara kadar kimse mavi dememişti. Onlar mavi deyince ben de birazcık durdum ama kimse mavi demiyor. Bence mavi de kaldı. Mavi demediniz mi Arzu? Hülya abla. Arzucuğum mavi dedi başından beri. Diye böyle yırtıyorum, yırtıyorum böyle, yırtıyorum. Tamam, son kez soruyorum. Yine mavi. Bir dakika, son kez soruyorum. Mavi diyenler parmak kaldırsın. Ayrıca da mavi huzur verici bir renk olduğu için biz de ailece çocuklarımla maviyi de çok severiz. Mavi olsun. Gel abla büyük final oynuyoruz. Mavi dansla beraber gel. Ben de. Peki. Ay, Fatma Gül, finalde ne soruyoruz? 6 harften oluşan bir nesne soruyoruz. Bir nesne. B, C, D, Y, Z, İ bizim verdiğimiz harfler. Senden 4 harf istiyorum abla. Şuradan takip edebilirsin. K. K. L. L. R. R. Şimdi A mı, E mi? Ve bir sesli harf. A, E, I, U, A Ü, diyelim. O, Ö, A diyorsun. Haydi bismillah. K, L, R, A. Senin seçtiklerin, bizim verdiklerimiz A, B, C, D, Y, Z, İ. Bu 6 harften oluşan bir nesne. Şayet bilirsen mavi, mavi harf içindeki hediye senin. Evet. Bakalım kaç harf bulmuşuz? Bir nesne. Şu 3 harf yarısını bulmuşuz. Açacağız. Ardından süreyi başlatacağım. 10 saniye içerisinde saçma sapan aklına gelen ne varsa mantıklı mantıksız at. Biri tutsun mavi zarf senin. Hazır mısın? Bu kadar seri atabilecek miyim? Atar. Ama yarısını bildik zaten. Peki hazırım. Bekletmenin bir anlamı yok. Lütfen koskocaman alkış önce. Bu bir nesne. Ben demeden süre başlamayacak. Süre başladıktan sonra da 10 saniye akacak. Bulduğumuz harfler açılsın. Süre başlasın. Bardak. At. Çardak olması herhalde. Çardak. At. Devam. Bardak geldi, çardak geldi. Çardak. Ay hiçbir şey gelmiyor. Süre bitti. Thank you.
İki tahmin geldi. Bardak ve çardak. Bardak ya da çardak mı? Bardak ya da çardak mı? Açılıyor. Zaten R harfi seçtiğimiz bir harfti. İşte o var ya, onun için gireyim dedim, orada bir karıştırdım. Yani burası hakikaten çok fazla heyecanlı. Evet. Lütfen çok büyük alkış. Arkadaşım oldu. Onlarla çok büyük zevk aldım. Burada geçirdiğim günler bana çok büyük zevk verdi. Bizim için de öyle. Kredi çok kartına bir şey yapamadık. Canınız sağ olsun. Büyük finalde bir şey veremedik. Canınız çarşıya hiç gidemedik. Hatıra vermeye çalıştık. Kabul et lütfen. Çok teşekkür ederim. Rabbim'le konuştuk. Peki. İnşallah araba çıkmaz oradan. Mavi zarfı açıyorum. İnşallah çıkmaz. İnşallah çıkacak. Ne kazanamadık? Araba ise bayılabilirim dermişim. Motosiklet. Yeşili de atar mısınız? Yeşili de atar mısınız? 4 numarada. Medyuma güvenip güvenmeyin. Bakıyoruz diğer zarflarda ne varmış? Turuncuda araba. Turuncuyu söyleyen kim demiştim? Ben demiştim. Kim demişti turuncu? Burak. Sen mi? Burak. Bundan sonra Fatma Gül'ü takip edeceğim ben. Sadece de o dedi zaten. Herkesin yeşil dediği. Ama canınız sağ olsun, ben orayı biliyorum. Yeşil zarta. Ben sizi üzecektim. Tatil. Kırmızı zarta. Beyaz eşya paketi ve sarı zarta. Teknoloji paketi var. Çok teşekkür ederim abi. Yine beklerim. Yine beklerim. Sevgili seyirciler, iftar sofralarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Ramazan boyunca sizinleyiz. Kanal.com.tr'ye başvurun, gelin yarışalım. Bugünlük çarkı felek bitti. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Gel sana bir limon tası parlayayım da. Şaka be şaka, para yok. Orada araba en son oyunda, harfleri bildikten sonra hadi be felek. Sıra bana geldiğinde şansın da yerindeyse, feleğin çemberi misin çarık felek. Borçlar çoğaldığında kalk.